Esselamu aleyküm. Afrika'dan, Sudan'dan, Türkiye'ye kıymetli Fatih Medreseler Vakfı hayır sahiplerimize selamlar olsun inşallah. Kıymetli hayır sahiplerimiz, malumunuz üzere Çat ülkesinden sonra Afrika'nın, Sudan ülkesinin El Ubeyd şehrinde bir yetimhane projesine başladık. Hamdolsun işlerimiz, çalışmalarımız devam ediyor. Yetimhane projemizin içerisinde inşallah mescit, sınıflar, yatakhane ve mutfak gibi projeler mevcut. İnşallah bunları kademe kademe yapacağız. Şu anda ilk aşama olarak mescit inşaatımızda iyi bir yol kat ettik. Ondan sonra da bu kardeşlerimize sınıflar, yatakhaneler ve mutfak yapacağız. Burada yaklaşık 80 talebe okulunu daha önce sizlere bildirmiştik. Ancak yaşama şartlarından dolayı, hayat şartlarından dolayı burada barınacak ve yatacak yerleri olmadığı için şu anda yaklaşık 15-20 tane talebemiz burada kalıyor. Daha önce de bütün talebelerimizin videosunu çekip sizlere göndermiştik, anlatmıştık. Şimdi kıymetli hayır sahiplerimiz şu andaki bu videoyu video amacımız ve bu kardeşlerimizle toplanma amacımızı sizlere izah edeyim. Dün burada üzücü bir olay yaşadık. Kardeşimiz buranın öğretmeni, hocası, görevlisidir. Benim bir ara dikkatimi çekti. Kendisini düşünceli, bitkin ve yorgun halde bir kenara çekilmiş, düşünceli olarak gördüm. O anda da benim dikkatimi çekti. Bir derdin mi var diye sordum kendisine. Çok acı ki ne yazık ki gerçek. 1,5 günden beri aç olduklarını, fakat öyle bir cevap verdi ki, söyledi ki insanın içini derinden yaraladı. Dedi ki ben kendimi düşünmüyorum. Burada daha küçük kardeşlerimiz var, öğrenci. Onlar açlığa dayanamaz, onları düşünüyorum dedi. Ve acilen kendisine dün bir miktar para verdim. Acil yiyecek ve içecek buraya getirdim. Tabii ki bize niye söylemedin dedim. Utandığını ve mahcup olduğu için söyleyemediğini söyledi. Burada bir görevli şahıs var, ancak bir havtada bir işte belirli miktarda yiyecek içecek buraya getiriyor. Fakat biz de işlerimizden dolayı takip edemediğimiz için maalesef böyle bir olay yaşadık. Hamdolsun, şükürler olsun ki bugün 3-4 günlük kahvaltı ihtiyaçlarını ben getirdim. Bundan sonra da inşallah bizzat ben kendim takip edeceğim bu kardeşlerimizin yemelerini, içmelerini. Rabbim sizlerden de razı olsun inşallah. Kıymetli hayır sahiplerimiz, Yüce Mevlamız Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Maun suresinde Bismillahirrahmanirrahim. Era'aytellezî yükezzibü bittîn. Siz dini yalanlayı gördünüz mü? Yalanlayanı gördünüz mü? Fezâlikellezî yedû'ül yetîm. Onlar yetimiyetendir, kakandır. Onlar yetime sahip çıkmayanlardır. Şimdi kıymetli hayır sahiplerimiz, yetim, babası ölen, öksüz, annesi ölendir. Ancak sahipsiz insan da yetimdir kıymetli hayır sahiplerimiz. Ve daha sonraki ayet-i kerime وَلَا يَحُظُّ عَلَى دَعَامِ الْمِسْكِينَ. Onlar fakiri, fukarayı, yoksulu, miskini doyurmazlar, sahip çıkmazlar. Doyurmak isteyenlere de engel olurlar. Yani nasıl? Birisi yardım edecek bir yere, öbürüsü diyor ki Allah versin. Haşa, Allah Celle Celaluhu bunu görmüyor mu? Sen vereceksin ki Allah katında kaliten ortaya çıkacak. Allah katında değerin ortaya çıkacak. Altınla demirin fiyatı bir mi? Onun için bu dünyaya niçin geldiğimizi, o zaman bir anlamı olmaz. Cennet ve cehennemin neden yaratıldığını, iyinin, kötünün, güzelin, çirkinin, acının, tatlının bir anlamı olmaz o zaman. Onun için senin Allah katında nasıl bir kul olduğun meydana çıkması için, kaliteli bir kul olduğun, Allah katında değerin ortaya çıkması için sen vereceksin, sahip çıkacaksın. Ve ondan sonraki ayet-i kerime devam ediyor. فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ. Vay o namaz kılanların haline diyor. Yani ne anlıyoruz buradan? Hem namaz kılıyor din kardeşimiz, ama ne yetime sahip çıkıyor, ne muhtaca sahip çıkıyor, ne fakiri fukarayı yoksulu doyuruyor. Rabbimizin böyle bir namaza ihtiyacı yok. Kıymetli hayır sahiplerimiz, istediğiniz şekilde düşünebilirsiniz. Rabbimizin böyle bir namaza ihtiyacı yok. Rabbim Allah diyen, Kur'an'ın, kitabın Kur'an diyen, Peygamberim Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem diyen insanlar, Allah'ımızın Kur'an'da buyurduğu emirleri inşallah yerine getirmek zorundayız. Bizim boynumuzun borcu. Kıymetli hayır sahiplerimiz, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı kiramına şöyle buyuruyor. Öyle bir zaman gelecek ki o ümmetimden bir kişi siz ashabım 50 kişi karşılığında olacaksınız. Ashab-ı kiram ya Resulallah, bizden bir kişi onlardan 50 kişi midir? Hayır. Kıyamet zamanı yaşayacak ümmetinden bir kişi sizlerden 50 kişiye eşit olacak. Peygamberimiz görme anlamında değil.
iman bakımından, yarış bakımından İslam'ın yaşamasının ne kadar zor olduğu bir dönemde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bahsediyor burada. Kıymet ayrı sahiplerimiz sallallahu aleyhi ve sellem, evinizde huzur yoksa, bereket yoksa, içinizde huzursuzluk varsa, düşmanınız varsa, kötülük yaşıyorsanız, huzursuzluk yaşıyorsanız, ailenize sorun varsa ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem? Sadaka verin diyor. Sadaka ne demek kıymet hayır sahiplerimiz? Malumunuz üzere her zaman Kur'an-ı Kerim okunduğu zaman, Allah'ın kelamı okunduğu zaman sadakallahül azim diyor okuyan kardeşimiz. Ne demek? Allah şanı yüce olan, Allah tasdik etti demek. Sadaka ne demek? Allah'ın tasdik ettiği, Allah'ın doğruladığı, Allah'ın yolundan gitmek demektir. Hani duyarız insanlarda, tasaddur ettik. Allah yolunda harcamaktır sadaka. Sadaka Allah yolunda harcamaktır. Farz vacip değildir. Ancak şunu söylemek istiyorum. İslam'ın 5 şartından bir tanesi hacca gitmek. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek. Tabi zengin olursan hacca gidiyorsun, zekat veriyorsun. Kıymet hayır sahiplerimiz. Her sene umreye gidiyoruz. Ya da senede 2 kez umreye gidiyoruz. Ben isterim inşallah her ay umreye gidin. Ama bir kere gittiyseniz 3-5 buradaki ve Türkiye'de ve dünyanın bütün taraflarında olan yetim kardeşlerine sahip çıkalım. Şöyle bir yetimi doyurmak, şöyle yetimin başını okşamak, terlik almak, üzerine elbise almak, vallahi billahi dillahi size 100 hac sevabı kazandıracaktır, ben buna şahadetlik ederim. Kur'an'a da elimi basarım bu konuda. Onun için kıymetli ayı sahiplerimiz, sizin umreye gittiğiniz bir uçak bileti, bu kardeşlerimize 3 ay bu kardeşlerimize erzak alın, karınlarını doyurun. Kıymetli ayı sahiplerimiz, sallallahu aleyhi ve sellem rızasını, Allah Celle Celaluhu'nun rızasını kazanmak istiyorsak, cenneti kazanmak istiyorsak, cennetin yolu cömertliden geçiyor kıymetli kardeşlerim. Allah'ın ve Resulünün nefret ettiği kullardan bir tanesi cimri kullarıdır. İsterse anlı sabahlara kadar secdeden kalkmasın, isterse 7-24 teheccüd namazı kılsın. Siz Kur'an-ı Kerim'de Bismillahirrahmanirrahim لَنْ تَنَارُ الْبِرْ حَتَّى تُنْفُقُوا مَا تُحَبُّونَ. Siz sevdiğiniz şeylerden infak edemiyorsanız boşuna kıymetli hayır sahiplerimiz. Evinizde şopa attığınız değil, yemeklerin artığı değil, en güzelini getirecekseniz, ikram edeceksiniz. Onun için kıymetli ayı sahiplerimiz, Rabbim sizlerden ebediyen razı ve hoşnut olsun. Bu kardeşlerimiz hayatları boyunca, biraz önce konuştum, un çorbası ve ekmekten başka bir şey yememişler sabahları. Ben inşallah 3-4 günlük Fatih Medrese'de vakıf olarak sizlerin aracılığıyla, sizlerin yardımıyla 3-4 günlük alışveriş yaptım. Kendi elimle Türkiye usulü kahvaltı hazırlayacağım. Bu kardeşlerimize bugün bayram yaptıracağım. Ve inşallah da videosunu sizlere, kahvaltı videosunun anını ikinci video olarak sizlere paylaşacağım. Şimdilik Afrika'dan, Sudan'dan esselamu aleyküm.